Herkese merhaba. Bugün Excel'de toplama işlemini göreceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Önce masa üstünde yeni bir Excel dosyası açıyorum. Deneme toplama olarak isimlendirerek dosyayı açalım. Normalde toplama işlemini nasıl yaparız? Şu şekilde 2 artı 3 eşittir 5 şeklinde toplama işlemi yaparız. Bunu Excel'de yaptırabilmek için toplama işlemine tersten başlıyoruz. Nasıl tersten başlıyoruz? Eşittirle. Eşittir yazalım. Yine aynı şekilde 2 artı 3 yazdık. Enter dediğimizde bize 2 ile 3'ün toplamını veriyor olacak. Gördüğümüz gibi. Farklı bir rakam deneyelim isterseniz. 15 artı 35'i toplayalım. 50 olarak bize gösterecek. Daha büyük bir rakamlar deneyelim. 1500 artı 2850 toplamda 4350 olarak bize verdi. Bunu daha da büyütebiliriz. Şöyle ki yani 2'den fazla rakamı da toplayabiliriz. Deneyelim. 15 artı 25 artı 35 artı 45 artı 55 dediğimizde bu 5 tane rakamın toplamını bize verecektir. 175 olarak verdi gördüğünüz gibi. Şimdi Excel'de farklı bir yöntemle de toplama işlemi yapabiliriz. Şu şekilde göstereyim. D2 ve E2 hücresindeki şu şekilde işaretleyelim hangi hücreler olduğunu. Bir önceki dersimizde hücre biçimlendirmesi ile alakalı bilgi vermiştim. O derstekileri kullanarak iki tane hücreyi biçimlendirdim. Örneğin D2 hücresi ile E2 hücresinde yazdığımız rakamları F2 hücresine toplatmak istiyoruz. Şimdi aynı şekilde F2 hücresine geliyoruz. Eşittir yazıyoruz. Biz ne istiyorduk? D2 hücresiyle yani şu şekilde mouse'u D2 hücresine götürerek seçiyoruz. Yanına artı yazıyoruz. D2 hücresiyle hangi hücreyi toplamasını istediğimizi yine seçiyoruz. E2 hücresinin toplamasını istediğimiz için E2 hücresini seçiyoruz. Ondan sonra Enter tuşuna basıyoruz. Burada sıfır rakamı çıktı. Çünkü D2 hücresiyle E2 hücresinde herhangi bir rakam olmadığı için bunların toplamı yani sıfır olarak algıladı. F2 sütununa sıfır olarak kaydetti. Şimdi D2 ve E2 hücresine toplatmak istediğimiz iki tane rakamı yazalım. 15 yazdım D2 hücresine. Hemen geliyorum E2 hücresine 25 yazdım. Enter yazdığımda otomatikman F2 hücresine toplamış oldum. Aslında mantık gayet basit. Bunları çoğaltabiliriz. Şu şekilde yapayım. Birkaç tane hücre ekleyeyim. 5 tane D2, E2, F2, G2 ve H2 hücrelerindeki 5 tane rakamı I2 hücresine toplamasını isteyelim. Nasıl yapıyorduk? Yine eşittir tuşuna basıyoruz. Hangi hücreleri bize toplayacaktı? D2 seçtim. Artı E2'yi seçtim, artı F2'yi seçtim, artı G2'yi seçtim, artı H2'yi seçtim ve Enter tuşuna basıyorum. Artık 5 tane hücreye toplam hangi rakamları girersek I2 hücresine bunların toplamını bize vermiş olacak. Deneyelim. Baştan başlayalım. D2 hücresine 5 rakamını girdim. E2 hücresine 10 rakamını girdim. F2 hücresine 15 rakamına girdim. G2 hücresine 20 rakamına girdim. E2 hücresine 25 rakamına girdim. Toplamları 75 olarak I2 hücresinde görmüş olduk. Aslında gördüğünüz gibi çok da zor değil. Bir sonraki derste diğer işlemleri de görüyor olacağız. Lütfen bana destek vermek için kanalıma abone olun. Bu şekilde videoların devamı için de bir beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yorumlara da Excel'de neyle ilgili ders istiyorsanız lütfen onu yazın. Öncelik vererek eğitimlere devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.